Festivali'nde sizlerle birlikteyiz. Tabii ki İSOT'lar artık biliyorsunuz dünya çapında bir nam saldı Urfa İSOT'u. Tabii İSOT üreticiler var. Bu İSOT'u ne yapıyorlar efendim? Götürüyorlar, kurutuyorlar, temizliyorlar ve İSOT haline getiriyorlar. Bunların bir kooperatif başkanı var. Sayın Polat, değil mi efendim? Evet, Şanlıurfa İSOT Üreticileri Kooperatif Başkanıyım. Evet. Şu anda 80-90 tane yakın üyemiz var. Evet. Urfa'nın %70-%80 İSOT'unu biz karşılıyoruz. Urfa'nın işlenmiş kuru biberini biz sağlıyoruz. Tam geçen sene İSOT Festivali'nde bir program çekmiştim. O gün başkanın annesiyle konuşmuştuk. Bugün de başkanla konuşuyoruz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Annem de burada. Öyle mi? Evet. Bunu da alacağım hemen. Evet. Çünkü ben onunla çok güzel bir program çekmiştim. O annemdir. 30 senelik bir geçmişimiz olan bir şeydir. Annemizdir. İşte İSOT'la ailece uğraşıyoruz. Peki İSOT sizce hak ettiği yeri alabiliyor mu? Yani yok. Şu anda çok gerideyiz Türkiye'nin. Evet. Amacımız yer tahsisiyle birlikte bunu %90 %100 alana çıkartmak istiyoruz. İnşallah efendim. Urfa'yı, yani Urfa'nın İSOT'unu gerektiği yere ulaştırmak istiyoruz. Peki İSOT dediğimiz zaman neler dikkat etmek gerekiyor? İSOT dediğimiz zaman Urfa'nın kendine öz biberi olması gerekiyor. Evet. Bunu iyi kurutulması gerekiyor. İşlenmesi ve zeytinyağıyla işlenmesi gerekiyor. Yani normal kaçak yağı olmaz, zeytinyağı olacak. Olmaz, zeytinyağı da olacak. Güzel kıvamda tuzuyla olacak. Karıştırdığınız zaman Urfa'nın o nefis biberi ortaya çıkmış oluyor. Slogan neydi efendim sloganımız? Acımız büyük. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kent Konseyi Başkanımız Sayın Erkan Sözen. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Urfa'mızın vazgeçilmezi. Evet. Hem sabah kahvaltısında, hem yemekte, hem çiftte de. Eyvallah. Urfa'yla özdeşleşmiş bir bitkimiz. Evet. Her Urfalı İSOT aşığıdır. Biz de öyleyiz. Bu sene Büyükşehir Belediye'miz ikincisini düzenliyor İSOT evet. Festivalimizin. Bütün Türkiye'ye tanıtımı için iyi bir çalışma. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Bir de bu arada belirteyim. Urfa İSOD'unun
pamuk gibi destek almasını bekliyoruz önümüzdeki dönemlerde. Evet. İsot ekiminin daha yaygın yapılmasını bekliyoruz. Daha fazla önem verilmesini bekliyoruz çiftçilerimiz tarafından. Bunun için gerekli bütün kurumlar tarafından gerek fide dağıtımı, gerek başka türlü desteklerin verilmesini bekliyoruz. Çünkü bu sene gördüğümüz kadarıyla isot ekimi beklediğimizin çok altında. Önümüzdeki yıllarda farklı kurumlardan, değişik kurumlardan destek bekliyoruz. İsot hasadımızın daha bereketli olması için, Urfalı hemşehrilerimizin daha ucuz isot alması için, daha kaliteli isot üretmemiz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başkanım, teşekkür ederim. Başkanım, kendi konsey olarak bu çalışmamız olacak mı isot için? Evet. Tarım grubumuz bu konuda bir hazırlıklar yapıyor. Evet. Yakın önümüzdeki aylarda bir çalışma yapacağız. Bunu Büyükşehir Belediye'mizle ve diğer Tarım İl Müdürlüğümüzle paylaşacağız. Özellikle fide konusunda, isot fidesi konusunda çiftçilerle işbirliği yapılmasını istiyoruz. Ki biz şu önceki yıllarda, az önce belirttiğim gibi önceki yıllardaki bereketli isot hasadını istiyoruz biz, bekliyoruz. Bak, inşallah efendim. Çalışmalarımız başkanım, var. Son sorum. Sloganımızı biliyoruz değil mi efendim? Sloganımız, acımız evet, büyük, keyfimiz yerinde. Keyfimiz yerinde. Bir daha söyleyeyim efendim. Evet, acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir slogan. Evet efendim. Geçen yıldan beri çok beğeniyle tekrar tekrar okuyoruz. Aynen, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kurban. Tarihi, dokusu, yiyeceği, içeceği, insanı, her şey güzel. Konyaeli'ne sevgiler. Bu manada Urfa'mızda özdeşleşmiş isot tarlasındayız. Güzel bir hasat da gerçekleştiriyoruz. Urfa mutlak surette görülmesi gereken, gezilip anlaşılması gereken bir kent. Ben de ilk geldim ve bu ana kadar gelmediğim için çok pişmanım. İlk fırsatta ailemle ve şehit ailelerimizle birlikte buraya bir tur düzenleyeceğiz. Peygamberle şehit olarak duyuyorduk, Balıklı Gölü'yle duyuyorduk. Şimdi birçok güzellikleri daha da yakından tanıdık. Başkanımıza, ev ekibine, herkese teşekkür ederim. Efendim, Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye isotu sevdiren insanlarla birlikteyiz. Sevgili Genel Sekreterimiz Sayın Emin Özçınar. Başkanım, size onu yiyin diyemedik efendim. Dedim tadına bakın. Dayanamadınız değil mi efendim? Evet. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkincisi bu sene efendim. Eyvallah. Şeref verdiniz. Bu sene ikincisini Urfa'sın. İkincisini düzenliyoruz. Evet efendim. Her yıl yaptığımız festivalin üstüne bir şeyler koyarak yenisini gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu ilki tarla demonstrasyonunu Göbektepe üzerindeki isot bahçemizde yapıyoruz. Bu işe asıl emeğini veren Azat kardeşim, Süpü Bey, ekibin hepsini ben tebrik ediyorum. Bu iş bir ekip işi. Evet efendim. Dolayısıyla sabahta 450 tane Tarihi Kentler Birliği toplantısından çıkan misafirler Göbektepe'den sonra sahaya geldiler. Burada da isotumuzu topladılar, tadına baktılar. Oradan da Harran'a gönderdik. Yani Urfa 12 bin kadim bir şehir. Evet efendim. Dolayısıyla insanların ilk yeryüzüne geldiği, insanların yeryüzüne geldiği zaman ilk barınma ve yeme ihtiyaçları vardır. Biz o yüzden diyoruz ki etin ateşle buluştuğu şehirdir. Etin ateşle buluştuğu şehir. Tabii. Dolayısıyla ilk mutfağın, ilk gastronominin yapıldığı şehirdir. Buğdayın Karaca'da eteklerinde ilk ekildiği yerdir. Hayvanların ilk evcilleştirdiği şehirdir. Evet efendim. Dolayısıyla mükemmel bir şehirdeyiz. Dolayısıyla Allah bu mübarek topraklara böyle güzel soframızı süslendiren, bereketlendiren isotu da bize bahşetmiş. Evet efendim. Bu anlamda da biz bu değerimizi, önemli olan bu isotumuzu arkadaşlarımızın emeğiyle, göz nuruyla burada tanıtıyoruz. Burada kadın aile şubemizin de ayrı bir demonstrasyonu var. Hı hı. Kültür şubenin var, konservatuvarın var. Büyükşehir'in ekibi birlikte, tabiri caizse bizim çaycımızdan başkanımıza kadar hepimiz şehrimizin değerlerine önem veriyoruz. Evet. Bu anlamda onu tanıtmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllarla ilgili de evet, evet, yeni festivaller şimdi yapacağız. Evet, yapacağız. Şu anda mesela Azat Bey ile Ahmet kardeşim, konservatuvar şube müdürümüzün yapmış olduğu müzik sempozyumumuz var Kasım ayında. Önümüzdeki ay efendim. Tabii. Niye önemli? Şimdi biri dese ki Şanlıurfa'nın müzik kültürüyle ilgili bir bilgi, döküman var mı? Yani bilimsel anlamda. Maalesef yok. Şimdi işte biz arkeolojik anlamda müziğin Şanlıurfa'daki yeri, evet,
tarihsel anlamdaki yeri, sosyolojik vakanın yani müziğin toplumsal üzerindeki etkisi, artı bir de müziğin kendisi. Evet. Makamlara birlikte güzel bir sempozyum arkadaşlarımız hep birlikte imza atıyorlar. Sadece bu değil, gelecek yıllarda Pamuk Festivali de yapacağız. Fıstık Festivali de olacak. Evet efendim. Karaca'da yayla şenlikleri olacak. Evet. Biz mesela bu önümüzdeki hafta Takaron Vadisi şenliği var. Maşallah efendim. Şimdi Urfa gelişiyor, büyüyor. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var. Ben geçen de her zaman söylüyorum. Urfalı, Urfalı'yı hafif tartmayacak. Aynen efendim. Urfalı, Urfalı'ya güvenecek. Hizmet eden insanları onur edecek. Hizmet eden insanları alkışlayacak. Kesinlikle efendim. Eksiğimiz yok mudur? Mutlaka vardır. Eleştiriden ziyade bu işi daha nasıl ileriye götürülebilirin hesabını görmemiz lazım. Evet efendim. Bu anlamda da bu yıl ikincisi olmakla hasebiyle başta Ticaret Sanayi Odası'na, Borsa Başkanımız Mehmet Kaya'ya, Halil Pelte'ye, Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Eyüboğlu'na ve GAP İdaresi Başkanımız Sadrettin Kara Hoca ile teşekkür ediyorum. Bu yıl sponsorumuz oldular. Evet. Bu projeyi birlikte yapıyoruz. Gelecek yıl yerli firmalarımızı da bu işin içine katarak daha da büyüteceğiz. İnşallah efendim. Bu anlamda da yani 5-6-7 Ekim'de de müzikle ilgili zaten arkadaşlar size detaylı bilgiyi haftaya da verecek. Ama evet, dersek Kıraç geliyor. Sevcan Hanım geliyor. İlyas Yalçın. İlyas Yalçın. İnciler olana kadar mı efendim? Keşke İstutlar olana yani kadar olsaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu yılda dedik ulusal anlamdaki kesinlikle sanatçılarımıza. Sen Canan Karatay gelecek. İstut'un yani vücuta faydalarıyla ilgili bir sempozyum konferans verecek. Yavuz da mı gelecek Yavuz? Yavuz da geliyor. Evet. Dolayısıyla bir de Hülya Koçit hanımefendi geliyor. Türk evet, sinemasının eşsiz hanımefendisi, sultanı. O İstut'la ilgili demonstrasyonda olacak. Bu anlamda her şey güzel gidiyor. Rabbim Urfa'nın birliğini, bütünlüğünü bozmasın. Amin efendim. Dolayısıyla biz de şehrin yöneticileri olarak şehrimizin, halkımızın emrindeyiz. Urfa en güzeline layık, en güzelini de yapmak için Büyükşehir elinden geleni tüm ekibiyle birlikte el ele vermiş Hüsa ustam. Başkanım sen köfte yoğuracak mıyız? Siz ha. Ben zaten evde de köfte yoğuruyorum. Evet. Köfte Urfa'nın vazgeçilmezi. Arzu ederseniz zaten bu legeni al da gel programı. Değil mi efendim? Bir legeni de sana vereceğim. Ben hemen program çekeyim başkanım o zaman. Yok, çektiriz başkasına veririz. Tabii. Bir legeni de Azat kardeşim alacak. Bir legeni de bizim efendim. Evet. 400 tane legeni hazırladık ama 500 de olsa sıkıntı yok. Tedbirimizi evet, almışız. 7'den 70'e Urfa'nın çocuğundan yaşlısına gencine kadar soframızın başlıcı olan çiğ köftenin. Evet. Bu anlamda da legeni al gel programında Rahime Yaşar hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yapmışlardı onlar. Evet, dedi efendim, ki Urfa Fest'te birlikte yapabilir miyiz? Dedi başkanım seve seve. Dolayısıyla Rahime Hanım'ı da bu işin içine kattık. Ona da teşekkür ediyorum. Bu anlamda yani Şanlıurfa'nın turizmine, değerlerine katkı veren tüm hemşerilerime canı gönülden başta sana da kardeşim. Çok teşekkürler. Teşekkür başkanım, ediyorum. Eyvallah efendim. Bu güzellikler hepimizin, birlikte yaşayalım. İnşallah efendim. Büyükşehir her yerde diyoruz birlikte, efendim. Birlikte yiyelim efendim İstod'umuzu. Evet. İstod'umuzu yiyelim. Efendim. Sayın Azat Bey, siz ne söyleyeceksiniz efendim? Başkanım çok güzel ifade etti. Çok bir şey bana kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatlarıyla yine Genel Sekreterimiz Emin Bey'in de büyük böyle lojistik, teknik destekleriyle inşallah bu sene biraz daha üstüne bir şeyler katarak festivali gerçekleştiriyoruz. Bu sene ikincisi düzenleniyor ve uluslararası. Evet. Ve her sene daha da gelişecek, gidecek inşallah. Başkanım zaten bahsetti. Bu sene dop dolu. Bir sürü yarışma var, program var, eğlence var, müzik var. Bütün halkımızı bekliyoruz. Çok güzel etkinliklerimiz var. Şimdi bugün de tarlada İsot Hasadı programını gerçekleştiriyoruz. Evet. Haftaya 29'unda ise tarladan sofraya İsot Serüveni programı var. 29'unda efendim. Evet. Buradan bizi izleyenler seslenelim. 29'unda ne diyeceğiz efendim? Pazar günü. Hamarateller. Ha, haftaya bugün. Haftaya bugün oradayız ve Hülya Koçyiğit hanımefendi eşlik edecekler. Evet. Mutlaka gelin, bekliyoruz. Ondan sonra ne var efendim? 5-6-7 Ekim'de de yine sabah İsot kahvaltısıyla başlayacağız. Evet. Kahvaltımızdan sonra kortej yürüyüşü, İsotçu Pazarı ve Haşimiye Meydanı'nda da ufak bir eğlencemiz olacak. Sıra gecesi ekibimiz olacak. Ve devamında başkanımın bahsettiği gibi eğlenceler, yarışmalarla devam edeceğiz inşallah. Bekleyin görün efendim. Evet, ben kaçırmayın. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi Subi Başkanıma dönmeden şunu söylemek istiyorum ben. Hani böyle bir dedikodu dolaşıyor. Çiğ köfteyi Adıyaman almış. Sayın Nihat Çiftçi Başkanı bizzat kendisi açıkladılar efendim. Şanlıurfa çiğ köftenin patentini yıllar önce almış belediye olarak. Onların aldığı efendim patatesli köfte.
Onu söyleyeyim değil mi başkanım? Evet, şimdi buyurun Büyükşehir efendim. Belediyesi daha önce isotla ilgili, çiğ köfte ile ilgili patentimizi almışız. Bizim etli çiğ köftedir, onlarınki patatesli. Dolayısıyla Urfa'nın rahat olsun, köfte bizim makam. Çiğ köfte bizde, onu söyleyeceğim. Peki, ben evet. Söyleyeceğim. Buyurun efendim lütfen. Bu arada herkesin önünde böyle açalım. Bu isotlu pişmaniye. Ben bunu isotlandım demem önce. Şimdi bir deneyeceksiniz. Ondan... Ben ona emin başkanım yesin efendim. Yok yok. Evet. Şimdi bir parça ve... alın, ondan sonra neler hissettiğinizi bir söyleyin bakalım. Evet. Efendim. Buyurun. Noter üzerinde efendim. Evet. Az ama ben az yiyeyim. Evet. Aslında yiyen pişman işte dedikleri bu herhalde olsa gerek. Evet, acının. Acının en tatlısı. En tatlısı. Evet. Pişmaniye efendim. Efendim, Sübey buyurun efendim. Mehmet Bey teşekkür ederim az önce sorduğunuz soruyla. Allah yandırmasın. Vallahi yandım. Az önce sorduğunuz soruyla cevaplandırarak şeyimi. Urfa'nın temel bir takım değerleri var. Evet efendim. İsottur, pamuktur, fıstıktır. Ve bir şehir belki hem Türkiye'de hem bütün dünyada bu şekilde anılıyor. Dolayısıyla Gaziantep'in, Adıyaman'ın bizim de bu anlamda bir takım rekabetlerini veya bu halklar arasındaki dedikodularını biz çok ciddiye almıyoruz. Evet evet. Bütün dünya biliyor ki şu anda pamuğun %50'sini Urfa'da üretiyoruz. Evet. Fıstığın Türkiye'deki bütün rekoltenin %60'ı Urfa'dan çıkıyor. Çiğ köfte de Hazreti İbrahim'den beri Urfalıdır. Evet. Ne Adıyamanlı olur, ne Antepli olur, ne de Maraşlı olur. Aynen. Yani buna kimse de inanmaz. Çiğ köfte Urfa'nın etli çiğ köftesidir. Adıyaman'ın bir takım baharatlarla bulguru karıştırıp yapmış olduğu köfte çiğ köfte denilmez. Evet. O da tabii ki bir lezzettir. Ona da saygı duyarız. Eyvallah. O da bir değerdir. Evet. Ama Urfa'nın çiğ köftesiyle Adıyaman'ın köftesini karıştırmamak gerekir. Urfa bu anlamda Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurumlarıyla hem tarihine hem kültürüne sahip çıkan bir şehirdir. Evet. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Değerlerimize sahip çıkıyoruz ama bunları geliştirmek için halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Evet. Sadece dedikodularla Antepler şöyle yaptı, Adıyamanlar böyle yaptı değil. Evet. Biz bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bir isot festivali yapıyoruz. Evet. Buraya bütün halkın katılımını, desteğini bekliyoruz. Çok yaklaşık bir ay olarak sürecek olan bir festivaldir. Hı hı. Bütün Urfalılar bizim bu festivalimize katkı sağlarlarsa o zaman Antep'le daha rahat rekabet ederiz. Adıyaman'da veya başka şehirlere rekabetimiz daha güçlü olur. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Efendim, sonra neydi sloganımız? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. En güzel sabahlar. En güzel sabahlar. İsotla başlar. Kortej yürüyüşünde isotlu pişmaniyenin tadına bakmak isteyen bütün vatandaşları bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Başkanım, sloganımız neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. En güzel sabahlar İsat'la başlar. Ben de teşekkür ediyorum katkınızdan dolayı. Bizim hem ulusal hem de yerel anlamda sesimiz oluyorsunuz. Bu güzel çalışmaları Şanlıurfa'dan uzak farklı illerde yaşayan kardeşlerimize ulaştırıyorsunuz. Ben bu anlamda Güneydoğu TV'ye ve şahsınıza çok çok teşekkür ediyorum. En güzel sabahlar İsat'la başlar. Çok teşekkür ederim efendim. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok güzel her şeyi, çok beğendim. Bu kadar. Çok mutluyuz, başkanımızı tebrik ediyoruz. Çok çok güzel işler yapmış. Biz şehir dışından geliyoruz. Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz kendisine. İsod'un serüvenine gitmiştik efendim. Bu teyzemiz ne yapıyordu efendim? Adada şunu söyleyeyim. Şu İsod'u şu hale getiriyordu. Doğru mu efendim? Hı hı, evet. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misin? Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçen sene isot temizliyorduk. Bu sene ne yapıyoruz? Bu sene de geldik, reklamını yapıyoruz. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Evet. Geçen sene böyle eli karıştırdı reçel içerisinde. Karıştırdım, laçeriydim. Geçen sene unutmadım ki ya, işte bu sene de tanıtımını yapayım. Evet. Ben de hatırladım mı geçen seneden? Nasıl hatırlamıyorum? Ya beraber isot dedim, tanıtmıştık. He, bana da işte. Efendim sen ellerin yanmıyor mu teyze? Yok, hiç yanmıyor. Şimdi herkes eldiven takıyor. Evet. Ben taktığım zaman canım sıkılıyor. Niye? Seviyorum, öyle seviyorum. Allah Allah. Vallahi. Peki artık alışkanlık haline gelmiş. Alışkanlık haline gelmiş. Kimi insan bir şey yemeğe durguyor, aa öldüm, yandı, kül oldu bilmiyorum. Hiç benim elim yanmaz. Eldivansız çıkarırım. Allah Allah. He vallahi. Sen bir günde kaç şöyle temizleyebiliyorsun sen teyze? Ben şimdi bunun başı da bile çekiliyor. Evet. 20 torba temizleyebilirim. 20 torba? He. Her nerede? Biri 30 kilo olsa? 30 sene gene yapam ama böyle parçalanıyor. Evet. Elden parçalanıyor, bile temizleniyor. 10 tane 15 tane yaparım. Peki hangisi daha mantıklı, çekmek mi, parçalamak aman, mı? Aman parçalamak zor. Niye? Böyle başını çekersen onu makine parçalıyor. İçinde tokum kalmıyor mu, tokum içinde onu? Elisen, bir sarada koysan, bak onun gibi saratlar var, geniş. Evet. Ona rahatıysan, elisen salçasını yapıysan. Tamam. Makinede de var ama elden daha güzel oluyor. Şimdi ben şunu soracağım anneme. Hı. Bir iyi isot için ne gerekiyor, ne, nasıl anlayacağız iyi yapılmadığını?
Ancak kendim yaparım, onu iyi çıkarırım. Hepsini yapamazsan sen olur mu hepsini yapsan? He? Yok, mesela olur, ne? Onu ben başında olsam onu yaptırırım. Ben bunu beğenmedim. Şimdi başkan dedi ki bir dedi içinde şey olacak, zeytinyağı olacak. Tabii. En İkincisi baştan, efendim. Onu dikkat edeceksen, kıvamında kurutacaksan, kaldıracaksan, zamanda açacaksan, ürteceksen evet. O zaman güzel olacak. Her şey bakım istiyor. Ya, ya her şey bakımla ya. Her şey bak, bakım. Bak size acıdan büyüttü ha teyzemiz değil mi? Ya sabah yık isot. Fırıncılar evet. Da öğle yık isot. Akşam yık isot. İsot gece isot. Gece küftaya gene isot. He gene isot. Elimizden geçse paklavaya koyacağız. İsotun yanına gene isot. Küftenin evet. Yanına gene isot koy. Aynen efendim. Ya. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ellerinden öpüyoruz. Ben de sizi. Bak bir slogan var. Slogan biliyor musun? Allah'a emanet olun. Efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok şükür. Neymiş bir de söyleyeyim efendim. Çok şükür. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Tamam, çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyoruz efendim. Ben de teşekkür ettim. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Evet, İzmir Buca'dan geliyorum. Buca Belediye Meclis üyesiyim. İlk kez Urfa'da bulunuyorum. Oldukça da mutluyum Urfa'da bulunmaktan. Çok keyifli bir iki gün geçirdik. Mutlaka sonrasında kendim, ailem, burada tekrar olmak istiyorum. Bütün bu organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum ayrıca. Hepinize saygı duyuyorum. İsot Festivali'nin ikincisindeyiz. İsot Hasadı'ndayız ve yanımızda Şanlıurfa'mızın sanılan simalarından bir yazarımız Sayın Abdullah Can Beyli var efendim. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah teşekkür ederim. Sizi tebrik ediyoruz efendim. Çok güzel kitaplar çıkardınız. İmza günü yaptınız efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Her gün de şiir yazıyorsunuz. Elimizden geldiğince yazıyoruz. Evet. Evet. İsot dedik efendim, ne söyleyeceksiniz? Demin bahsettiğiniz gibi bu sene ikincisi düzenlenen Urfa İsot Festivali'ne biz de ilk defa katıldık. Böyle güzel bir ortamda bulunmaktan son derece mutluyuz. Gönül ister ki Urfa olarak kültürümüze, yani İsot'un yanı sıra çiğ köftemize, fıstığımıza, yağımıza, ekmeğimize sahip çıkalım. Bunlarla ilgili festival sayılarını arttıralım. Evet. Böyle şekilde dünyaya Urfa'nın kültürünü, değerlerini tanıtalım. Aynen efendim. Evet. Şimdi elimizde İsot'la ilgili bir şiir mi var efendim? Tabii her şeyle ilgili şiir var ama İsot olduğu için evet, daha özel İsot'la ilgili söyleyelim. Ben şunu belirteyim ben. Sayın Can Beyli'nin bütün alanlarda şiiri var. Yani siz deyin taş taş şiiri, baklava baklava şiiri. Eyvallah. Bugün İsot şiiri efendim. Teşekkür ederim. Allah'a Sayın Can Beyli sizden efendim. Evet. Maşallah biraz... efendim. Çok güzel oldu evet. Evet. Bu da bizim fon müziğimiz olsun. Aynen efendim. Dünyaya nam salan güzel baharat. Her yemeğin cilvesi tadıdır İsot. Urfalılar ondan etmez feragat. Mutfakta lezzetin adıdır İsot. Evet. Lahmacunun güzelliği ona endeksli. Çiğ köftenin özünde saklıdır aslı. Sıra gecelerinin dinmeyen fazlı. Baharat dünyasında kadıdır İsot. Kıvama gelmezsiz zahmetli hem de güç. Komşu bile komşuya vermez ki ödünç. Onu tadan boğaz canlı her zaman dinç. Tadını bilmeyene katıdır İsot diye devam ediyoruz. Bir de acıdır İsot. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki sloganımız biliyor musunuz efendim? Slogan neydi? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. İsot'un ikincisi bu sene efendim festival. Ne söyleyeceksiniz? Onu böyle bir organizeyi tertiplediği için büyüklerimize herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet. Urfa'mızın geleceği için yetiştirmiş olduğu bütün İsot ve fıstık gibi şeylerin dile getirdiği için minnettarız. Teşekkür ediyorum. İsot seviyor muyuz efendim? Tabii seviyorum. Acıdır ha. Acının tatlısıdır. Peki, acı tatlı. Şimdi şiirinizi alalım efendim size, evet. Evet. Adım İsot. Adım İsot, ben yakarım. Acı vermem ben, saklarım. Bana acı İsot derler. Aslım budur, Urfalıyım. Renk katarım ben tarlaya. Lezzet verdim ben sofraya. Acı tatlı bir nimetim. Gönül verdim ben Urfa'ya. Ben sofranın baş tacıyım. Hem acıyım hem tatlıyım. Tadıma hiç doyulmaz. Adım acı Urfalıyım. Zengin fakir sever beni. Beni ateşlerde közler. Acı sevenler bilirler. Sevda çeken Urfalıyım. Teşekkür maşallah ederim. Efendim. Sağ olun. Sayın Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şiirdi. Bir de resmini de yaptım. Peki hocam. Sloganımızı biliyor musunuz efendim? Sloganımız. Çok iyi. Çok güzel gidiyor. Ne slogan efendim? Acımız büyüktür. Bu acımız büyük. Evet. Keyfimiz yerinde. Keyfimiz yerinde. Neymiş efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederim efendim. Estağfurullah. Ben Selim Erzurum Belediyesi Başkanıyım.
muazzam bir ev sahipliği yaptı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı. Tarihi Kentler Birliği üyesi olmak çok keyifli. Ayrıca kültürümüzü bu topraklarda binlerce yıldır yaşamış olduğumuz değerlerimizi yaşatabilmek adına herkes canla başla çalışmalı diyor. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. 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 Şükran. Acımız büyük. Ekli, ekli. Urfa. Ahsen. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel. İstanbul. 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 Ne kadar acımız büyük, keyiflerimiz yerinde. Acımız büyük. Keyfimiz. Yerinde. Yerinde. Akıl. Akıla. Akıl. Başkanım. Hoş bulduk. Başkanım, yine acımız büyük ama yine keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde tabii. Evet, evet. Ya sonuçta festivallerin bu manası bu. Urfest'te ikincisini düzenliyoruz. Bugün hasatta başlıyoruz hayırlısıyla. Bu yıl daha da bir birlik beraberlik içerisinde oluyor. Bu festivale hem Ticaret Sanayi Odası Başkanlığımız, Ticaret Borsamız, Esnaf Sanatkarlar Birliği, Türk Hava Yolları, GAP Kalkınma Başkanlığımızla birlikte yapıyoruz. İSOT sonuçta bir yaşam şekli Urfalılar için. Evet, evet. Bizler de bu yaşam şeklini en iyi şekilde değerlendirip bu ürünümüze sahip çıkıyoruz. Yaygınlaştırması dileğimiz. Ondan sonra da tabii ki tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak da istiyoruz. Başkanım, hem yürüyelim başkanım, buyurun. O zaman acımız büyükse keyfimiz yerinde olmuş. Tamam, devam edeceğiz sizinle. Sayın Peltek, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Önce size çok teşekkür ediyoruz efendim, destek verdiniz. Rica ederim. Aslında bütün Şanlıurfa'daki kurumların destek vermesi gerekiyor, değil mi efendim? Evet. Buyurun efendim. Şimdi milli bir değerimiz bu zaten, bilindiği gibi. Evet. Bunun coğrafi işaretlerde tescilde yapılmış olan ürün. Ama bu profesyonel anlamda dünya tanıtım konusunda Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Fevkalade profesyonel bir organizasyon içerisinde geçiyor. Evet efendim. Biz de hem yerel olarak hem STK'lar olarak Sayın Başkan'la birlikte bu organizasyonu en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Umarım bundan sonraki süreçlerde profesyonel anlamda ticari şeklini yürürlüğe sokmuş oluruz. Yani acımız büyük. Bizde acı tatlıdır. Tatlımız da büyük. Evet. Tatlımız, keyfimiz de büyük. Aynen efendim. Çok teşekkür bizde ederim. Bizde acı tatlı anlamında değerlendiriyoruz. Yani sloganı şu başkanım. Acımız büyük, keyfimiz büyük. Yerinde. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
Cümleden, cümleden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, GAP İdare Başkanım, Ticaret Sanayi Odası Başkanım, Meclis Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, değerli encümenler, değerli sivil toplum kuruluşu başkanlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Geçen yıl İSOT Festivali'ni yaptı, bu yıl da yaptı. Özellikle bu öncülüğü yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Özellikle İSOT ekimi Sayın Başkanım gittikçe azalmaya gidiyor. Ne acı ki bir konuyu sizlerle paylaşacağım. İki bakanımız da Tarım Bakanı, Urfa Bakanı olmasına rağmen ne yaptıksa biz sivil ziraat odaları olarak İSOT desteklemesini kapsamadılar. Bir de fıstık desteklemesini. Özellikle sizlerden GAP Daire Başkanım da burada. Sizler de bize yardımcı olsanız önümüzdeki yıllarda bu destekleme kapsamını alınırsa gittikçe Allah sizi yandırsın. İSOT ekimi bayağı azalıyor. İSOT'ta ekmeksiz oluruz ama İSOT'suz olmayız. Onun için sizlerden ricam, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Biz de Ticaret Sanayi Odası olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın organize ettiği İSOT Festivali'nin ikinci, Uluslararası İSOT Festivali'nin ilk dilimine, ilk adımını burada atmış olmaktayız. İSOT'un arkadaşımızın söylediği gibi Urfa'da, Urfalılar'da öneminin sebebi sadece damak zevki değil. Tabii İSOT yani biber. Yabancı konuklarımız, biz bibere İSOT diyoruz. Biberin çok çeşitli hastalıklara iyi geldiği, mide ülserine iyi geldiği, kansere iyi geldiği bilinmektedir. Şimdi az önce Ziraat Odası Başkanımızın söylediği gibi katılıyorum aynen. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuğumuz zaman ne yapalım da kaliteli biberi birlikte ürünü yapalım, hasat edelim, profesyonel anlamda uluslararası düzeyde satışını, organizasyonunu yapalım. Dediler ki biz daha sonra bizim bu Akçakale yolundaki fidanlarımızda çiftçilere 5 milyon adet biz fide yetiştirip onlara dağıtmak üzere hazırlık yapıyoruz. Kutluyorum Sayın Başkanım ben burada. Bu çok önemli. İSOT'umuzun değerlerinin, tohumumuzun kaybolmaması adına önemli bir adımdır. Huzurlarınızda bütün çiftçiler adına teşekkür eder ve kutlarım kendisini. Bu arada bilindiği üzere ben Karaali bölgesinde ilk seracılığı yapmaktaydım. Zaten orada sıcak suyun buluşunda ilk soruyorlar nasıl sıcak su bulundu. Espri yapıyorum. Ayağımızı bir yere vurduk sıcak su çıktı diye.
böyle bir espriyle ilk yaptığımız 50 dönüm biber. Biberin de ilk acı Charleston'lu Urfa'da biz yetiştirdik. Bazen il ve ilçeler arasında İsoççu diye tabir ettikleri zaman, İsoççu yani yerel, Urfa çok sevdiği için, önemli kıymetini bildiği için çok yerler. Onun için de İsoççu derler. Hakkı İsoççu biziz. Evet, İsoççuyuz. İsoç'u da İsoççu olmaktan da gurur duyuyoruz. Ve o süreçte ilk böyle Urfa'da profesyonel anlamda jeotermal ısıtmalı yüksek sistem seracılı içi giriyorsunuz, biberler ağaç gibi olmuş dalında sallanıyor. Bir TRT1'den gelip röportaj yaptılar. Konu bittikten sonra sordular. Ola ki bir gün Urfa'da biber ekimi yemesi yasaklanırsa ne yaparsınız? Dedim, ihtilal yaparız. Nasıl olur? Yani biz de ihtilali şu anlamda dedik, suç unsuru olmasın diye. Bütün tarlalarda hiçbir ürünü ekmemekle birlikte biz de tarım ihtilali yaparız diye söyledim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Bu arada bizim Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcımız Atilla Sertaç ve ekibi duydular. Çok böyle yakinen dostluğumuz var. Bizim burada İsot Festivali var. Onlar da destek anlamda acımızı da hissettikleri için İki arkadaş eşleriyle beraber motorla oradan çıkıp tarihi öyle bir ayarladılar ki Karadeniz'i gezerek Ağrı, Doğu Beyazıt, Bitlis, Mardin ve şimdi tam saatinde buraya yetiştiler. Huzurlarınızda teşekkür eder, hoş geldiniz. Tabii Gapi Dairesi'nin İsot Festivali'nde ne işi var diye bir soru aklınıza gelebilir. Bu ta Gapmaster planının hazırlanmasından beri gelen çalışmaların bir sonucu aslında. Gap İdaresi olarak oldukça etraflı, kapsamlı ve entegre bir düşünce yapımız var. Öncelikle tabii master planımız var ama onun ötesinde bir rekabet gündemi hazırladık. Orada turizmin öne çıktığını gördük. Ondan sonra turizm master planını hazırladık. Bu master planda bir imaj problemimizin olduğunu gördük. Bir bölgemizin ortak kullanacağı bir ismin olmadığını gördük. Ve bu çerçevede Mezopotamya markasını yarattık. Eğer telefonlarınıza indirebilirseniz Mezopotamya Gezi Rehberi diye bir uygulamamız var. Oldukça özel bir uygulama. Ve her zaman her yerde kullanabilirsiniz. Hem Android'de hem iOS'ta da geliştirdik bunu. Birkaç dilde de çeşitli dillerde de o uygulamamızın çeşitleri var. Tabii çerçevede bölgedeki birçok turizme yönelik faaliyetleri destekleme kararı da aldık. İsot Festivali de bunlardan biri. Tabii Urfa için İsot'un önemini biliyoruz ama İsot aynı zamanda bölgenin de bir markası. Yani İsot ciddi bir marka. Bilinen bir marka, ülkemizde bilinen bir marka ve bunu uluslararasılaştırması da lazım. Ve bundan çeşitli yan ürünler, farklı ürünler, yenilikçi ürünler de elde etmemiz lazım. Bu festivalin de bunlara faydalı olacağını inanıyoruz. Bu çerçevede bu festivali gerçekleştiren tüm arkadaşlarıma, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel olacak. İSOT'u hem ülkemizde daha fazla tanınmasını, yenilmesini sağlayacağız. Hem de uluslararasılaştıracağız diye düşünüyoruz. Tabii bu çerçevede İSOT üretiminin de artmasını bekliyoruz. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sıcakta sizi daha fazla yormayacak. Tekrar geldiğiniz için emeği geçenlere teşekkür ederim. Saygılar. Değerli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz Urfes. Şanlıurfa'da ikincisini düzenlemiş olduğumuz İsot Festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle huzurlarınızda bu yıl birlikteliğimize güç katan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. GAP Kalkınma Başkanlığımız, Ziraat Odaları Başkanlığımız, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığımız ve Mehmet Bey bu programımızda aramızda değil. Ticaret borsamız da sağ olsun. Birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte
İsot Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Ama Şanlıurfa'nın birlikteliği, çünkü İsot Şanlıurfa'nın bir değeri. Evet, bir baharat türü. Şanlıurfa'da yıllardır yetişen, hasat edilen, işlenilen ve mutfağının çok önemli köşesinde yer alan bir lezzetimiz, bir baharatımız. Ama şöyle hasattan sofraya gelene kadarki sürede baktığınızda evlerde bir şenlik, bir renklik var. Çünkü hasat edilen isot sadece işlenmeden, emekten geçmeden, kadın eli değmeden sofraya gelmiyor. Yaş olarak sofraya geleni saymıyoruz. Biz işlenmiş olan pul biberinden bahsediyoruz. Bu da gerek tarla bereketli topraklarımızın vermiş olduğu bu güzel ürün ve al bayrağımızın da böyle rengini taşıyor. Güzel bir kırmızı. Hanımlarımızın elinde güzel bir şekilde tohumu alındıktan sonra güneşe bırakılıp kurutulduktan sonra bu defa çeşitli işlemlerden geçiyor. Pul hale geliyor. Pul hale geldikten sonra da bu defa onu güzel bir şekilde demleme işlemine geçiyorlar. Güzel bir renk veriyorlar. Zeytinyağıyla onu güzelce bir böyle harmanlayıp, besleyip, güzel hale getirip daha sonra Şanlıurfa'nın tarihi İsot Çarşısı'nda satılmak üzere, sunulmak üzere çarşılarımızı renklendiren, mutfağımızı tatlandıran güzel lezzet ortaya çıkıyor. Bu bir yaşam şekli. Bu mevsimde her evde bir renklik var. Ve her ev kendi isotunu kendisi çıkarır. Kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız özellikle bu mevsimde bununla meşguller. Ve her evin de kadının katmış olduğu maharatı beraberinde lezzetleri farklı kılmıştır. Ve Şanlıurfa mutfağında en önemli yere sahip olan çiğ köfte asıl ham maddesini isot olduğunu hepimiz biliriz. Sonuçta bizim şehir olarak bir marka değerimiz. Kap Kalkınma Başkanım da değindi. Yöresel olarak bizim marka değerimiz birçok coğrafyada da aslında biber yetişiyor. Birçok ülkede de yetişiyor. Ama Şanlıurfa topraklarındaki isot aromasıyla, mideyi rahatlatıcı özelliğiyle, sağlığa yapmış olduğu katkıyla birçok biberden farklı olarak ön plana çıkıyor. Şimdi festivalimiz bugün tarlada başlıyor. Hasatta başlıyor. Peki onun içinde neler var? Biraz da gelen misafirlerimize bahsedelim. Bugün itibariyle 23 Eylül itibariyle hasat ediyoruz. 29 Eylül'de bu defa tabii bunun da bir işlenme süreci var, bahsettim. Bu süreç için Hülya Koçit Şanlıurfa'mıza misafir oluyor ve isotun tarladan sofraya serüvenini güzel bir şekilde bir programla açılışını yapıyor. 5 Ekim Cuma günü tabii ki kahvaltıda olsun, ana yemeklerde olsun birçok isottan yapılan yemeklerimiz var. İsot kahvaltısıyla başlıyoruz Cuma günü saat 9'da. Saat 10.30'da bu defa bir kortej yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Hamarateller çarşımızdan İsoççu pazarına kadar bir yürüyüş gerçekleşiyor. Sonra İsoççu pazarında esnaf ve sanatkarlarımızla selamlaşıyoruz. Ve orada Haşimi meydanında bir takım sanatsal ve gösterilerle programımız devam ediyor. Saat 16'da isot yarışmalarımız başlıyor Hamareteller Çarşımızda. Sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sıra gecesi ekibi, Konservatuvar Şube Müdürlüğü'ne bağlı sıra gecesi ekibi arkeoloji müze önünde konseri başlatıyor. Ve o günün akşamında Sevcan Orhan konseriyle programımız devam ediyor. O gün itibariyle son buluyor. Cumartesi günü İsot yemekleri yarışması başlıyor. Programını başlatıyoruz Cumhuriyet tesislerinde. Gelen tüm misafirlerimize güzel isottan yapılmış olan yemekleri tattırma
imkanına kavuşmuş oluyoruz. Saat 13.30'da tarladan yine sofraya İsot serüvenini bu defa fotoğraf sergisiyle bu güzel rengarenk olan ürünümüzü güzel fotoğraf, gerek toplanması, gerek işletilmesi, gerek kurutulması, gerek pazardaki sunumu gerçekten fotojenik fotoğraflara gelebilecek bir konu. Onun için Mehmet Akif İnan konferans salonumuzda bir fotoğraf sergisiyle devam ediyoruz. Canan Karatay, İsot'un sağlık noktasındaki faydaları, sağlığa etkisini bir konferansla Mehmet Akif İnan konferans salonunda saat 14'te programı yapıyor. Daha sonra Şanlıurfalıların deyimiyle legeni al, gel çi köfte yapalım ha. Çi köfte yarışmamız başlıyor. Nerede? Hamaratellerde kadınlarımız evlerinden legenini alıyorlar. Legenle yetinmiyor. Burgulu bizden mi? Burgul, çi yer, öyle mi? Malzeme bizden başkan. Onlar sadece legenini alıyorlar. Bu güzel. Tüm malzemeler biz ve paydaşlarımızdan, legen sizden. Alın ve gelin yarışmaya katılın. Hep birlikte paylaşalım bu güzel. Daha sonra Yavuz Seçkin'in stand-up gösterisi var, öyle mi? Arkeoloji Müzesi önünde stand-up gösterisini yapacağız. Sonra İlyas Yalçıntaş konseriyle o günü bitireceğiz 6 Ekim'i. 7 Ekim pazar günü İsot yarışmasıyla saat 16'da Hamaratellerde, 20'sinde de Crash konseriyle İsot Festivali'ni, Urfest 2018'i hep birlikte, ortaklarımızla birlikte ve Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin katılımıyla bitirmiş olacağız. Böyle biraz programı da özetlemek istedim. Çünkü bilmek, geniş bir tanıtım imkanını sergiliyoruz. Ama sonuçta istiyoruz ki Şanlıurfalı kardeşlerimiz kendi değerine, kendi festivallerine sahip çıksınlar. Biz de her yıl bunu tekrarlayalım. Değerli katılımcılar, ben öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel günü, şimdi hayat öyle basit değil. Hayatta bazen farklılıklar olacak. Renklilikleri yaşayacaksınız. Kültürünüze sahip çıkacaksınız. Her şekliyle bugün, belki bugüne kadar hiç tarlaya gelmemiş, İsot'a dokunmamış ellerimiz bu program sayesinde İsot'lara dokunmuş olacak. Bu da güzel bir duygudur. Bu duyguyu birlikte paylaşacağız. Onun için sizi şanslı kabul ediyorum. Ve şimdi de şunu belirteyim. Bizim misafirlerimiz var. Sabah da bu alanda İSO toplanıldı. 460 belediyemiz Tarihi Kentler Birliği sebebiyle buradaydılar. Onlar bu saat itibariyle uçuşları olduğu için sabah arkadaşlar onlara da güzelce bir tarlada İSO toplattılar. Çok da güzel oldu. Böyle dışarıdan misafirlerimizin gelmesi, bizim bu marka değerimizi bilmesi bizim için bir zenginliktir. Şimdi de Bodrum'dan Ticaret Sanayi Odası Başkanımız arkadaşlarıyla, aileleriyle birlikte bize bir sürpriz yaparak geldiler. Onları şimdi motorlarıyla tarlanın içine alacağız. İnşallah onlarla birlikte hasadı yapacağız. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunarak hep birlikte tarlaya geçeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Güzel bir festival. Ne söyleyeceksiniz? Yöremizin en önemli tüketim malzemelerinden, ürünlerinden birisi olan, evet. hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak yılın 12 ayı, günün 24 saati tüketilen bu isotumuz ve bu isotun Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için böyle bir festival düzenlenmiş. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi olmak üzere bütün ekibini kutluyorum. Bu tür festivaller, bu tür ürünlerin tanıtımı için
aynı zamanda üreticisine maddi manevi destek olması için çok önemli organizasyonlardır. Tekrar emeği geçtiği için desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Slogan neydi efendim sloganımız? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederim. Başkanım aldım, nasıl atmışız efendim? Eyvallah, tüm başkanlarımızla birlikte atmışız. Efendim iddialı mıyız? İdealiz, iyi toplayacağız. Evet efendim. Valla ISO toplamak zevkli, ben size söyleyeyim. Yani dünyanın en güzel rengi orada, biliyor musun? Evet, bizim kırmızı. Kırmızı böyle dokunuyorsun, koparıyorsun. Yeşiller içerisinde mükemmel bir duygu. Evet. İnşallah yani seneye böyle Urfa'nın tamamını tarlaya bekliyorum. Başkanım bu ISO işi iyi de legende al geldi de siz de yoracak mısınız kimse efendim? Yani ben bir hanımla görüşeyim bunu. İnşallah. Ama o da bizim kültürümüz şimdi. Kesinlikle efendim. Köftenin yapılmadı, çiğ köftenin yapılmadığı ev var mı? Yok. Yok efendim. Hepsinde legeni var. Evet efendim. Bizim lezzetimiz. Dolayısıyla alacağız, getireceğiz, birlikte paylaşarak yoğuracağız, yarışmaya katılacağız, ikram edeceğiz. Bu iş böyle. Siz de oradasınız efendim. Oradayım tabii. Efendim çok teşekkür ederim. Tüm programlardayım. Programların tamamındayım. Eyvallah efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acımız büyük, keyfimiz yerinde efendim. Keyfimiz yerinde, özellikle bütün Çimçi Camiası adına Büyükşehir Belediye Başkanımı kutluyorum. 2 yıldır bu öncülüğü yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun efendim. Özellikle İSOT üreticilerimizin sesini duyurdu. Evet. Seneye daha güzel bir şekilde duyuracak inşallah. Kendisiyle de konuştuk. Evet. İSOT eken çiftçilerimizi özellikle destekleme kapsamına alınması için kendisiyle birlikte Ankara'da inşallah bakanımızla görüşeceğiz. Evet efendim. Şimdi gittikçe üretim azalıyor. Onun için inşallah bu öncülüğü de Sayın Başkanımızın katkısı bize olur. Evet. Desteklemeyi çiftçilerimiz alırsa üretim daha fazla olacak. Gittikçe azalıyor üretim İnşallah. Onun için. Çok güzel bir festival oldu. Sloganımız ne efendim? Acımız büyük, acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tam GAP İdaresi Başkanımız. Başkanım hayırlı olsun. İddialı size bu konuda. Sepet doldurmuş başarı. Yok yani. Evet. Bunu şey herhalde yapılan en güzel şey toplamaktır. Kesinlikle yani. Hasat çok güzel. En güzeli hasat. Evet. Evet efendim. İsot diyeceğim. İsot'u size söyledik mi efendim? Acı mı İsot? Ben Erzurumluyum. Bana acı geliyor. Peki alışamadık mı da efendim? Yani biraz alıştık mecburen. Değil mi efendim? Mecburen evet. Peki slogan nasıl efendim sloganımız? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok güzel. Çok güzel. Ya hem öbürleri de güzel. Evet. Kalbe faydası, mideye faydası. İsot özel bir ürün. Aslında tabi biber genel olarak bir şey var ama İsot'un daha özel yeri olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii ufak başka efendim. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz de slogan söyler misiniz efendim sloganınızı? Tabii acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler. Efendim bazıları sepete koyuyor, bazıları poşete koyuyor. Evet. Hem şube müdürümüz Sayın Sibel Toptan. Evet. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, Altımız teşekkürler. Hoş, siz hoş geldiniz. Evet. Bu yıl ikincisi efendim. Evet, geleneksel uluslararası ikinci İSOT Festivali'ni düzenliyoruz. Evet. Hasatla başladık. Gayet keyifli bir günü bizimle paylaşıyorsunuz. Burada olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz size. Güzel de türkü söylüyorsunuz efendim. O da bizden mevcut, yayınlayacağız efendim. Yani İSOT biliyorsunuz sesi hoş bir name, bir seda katar. Evet efendim. Biz de Urfa'nın yerlisi olarak bundan nasiplenmişiz. Dolayısıyla bazen dost sohbetlerinde paylaşıyoruz. Çok güzel efendim. Slogan neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler efendim. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Canı sor, canı bir sor. Canım canan bir sor. Çiğ köfteler, macunlar. Devamına bağlayın sor. Canı sor, canı bir sor. Eğlenme canı bir sor. Hastelerin derdini. Dermanı şifayı sor. Bir sor. Adam elma yer gibi İSOT diyor. Evet. Tabii aynen İSOT diyoruz. Evet. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Bodrum Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcılarımız biz. Evet, İki Ali Bey ile birlikte geldik. O da meclis üyemiz. Evet efendim. Halil Başkanım'ın davetiyle geldik. Urfa Ticaret Odası Başkanımızın. İSOT'un önemini zaten hepimiz biliyoruz. Evet efendim. Faydalarını biliyoruz. Bodrum'da da herkes çok biliyor.
Bize de bu bir şans oldu. Evet. Hem sizlerin yanında olmak hem de bunun tanıtımına katkı sağlamak. Bodrum'da da biz bunu paylaşacağız herkesle birlikte. Kesinlikle. Hayırlı bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Urfa'mıza başarılar diliyorum. Acıyla aramız iyi mi efendim? Acıyla aramız iyi, evet. Peki slogan nasıl efendim, sloganımız? Çok iyi. Acımız büyük, acımız büyük, keyfimiz yerinde. Biz onu acımız büyük, keyfimiz yerinde. Madem acınız büyük, biz de keyfinizi paylaşmaya geldik. Peki nasıl yediniz efendim? Yiyebildiniz mi? Biraz da yiyelim. Tabii. Rahat elma gibi yeniyor. Allah Allah. Sorun yok. Efendim. Bir mutlaka bir kökünde falan Urfalılık vardır efendim Sayın Başkanım. Evet. Başkanım, evet. Başkanım buyurun. Bir projeniz vardı sizin. Evet. Ticaretten sonradan bürokrasisine hep birlikte Urfa'ya gezi düzenleyecektiniz. Evet. O program davet Sayın ediyoruz. Başkanımızın davetlisi olarak. Başkanım öyle planımız var. Başkanımız da daha önce planlamış. Bütün meclis üyeleriyle birlikte yönetimle bir Urfa'ya gelmek istiyoruz. Gezdirmek istiyoruz onları. Ben çok bahsetmiştim buradan. İnşallah. Bodrum'un Ticaret Sanayi Odası'nın tüm meclisini davet ediyoruz. Teşekkür buyurun. Ederiz başkanım. Peygamberler şehrine buyurun diyoruz. Teşekkür ederiz başkanım, sağ olun. Biz de sizi Bodrum'a bekliyoruz mutlaka. Başkan motorla mı gelsinler? Arabayla mı başkanım? Ya motorla gelsin. Evet, motorla gelmek. Tüm meclis üyelerinin çoğu motor kullanamıyor. İki kişi kullanabiliyoruz. Evet. Biz de sizi Bodrum'a bekliyoruz başkanım. İnşallah. Efendim şeref ettiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Başkanım topladık mı efendim? Evet. Topladık. Hem kendi sepetimizi doldurduk hem diğerlerini doldurduk efendim. Herkes öyle. Boksamız dolu. Maşallah başkanım, bereketli bugün efendim. Sayın başkanım bunu yani bu sezonda eve çiçekten daha önemli olduğu için evet. Hanımefendiye ikram olsun diye bunu eve götürecekler. Görecek misiniz efendim? Götüreceğim tabii. Yani evet. Diğer illerde çiçekle gidiliyor, Urfa'da isotla gidiliyor. Evet. Böyle hanım diyorsun. Hanım hoş geldin. Siz de bakın diyorum. Duydunuz mu efendim? Evet, biz de eve çiçek yerine İsot göndereceğiz. İsot göndereceğiz. Biz de evet. Bodrum'a götüreceğiz. Efendim götürürsek ayva yeriz. Evet. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Efendim Bodrum'dan geldiler. İsot tarlasından hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım efendim. Ben Simge Özparlak. Simge Özparlak. Hı-hı, evet. Çok güzel efendim. Nasıl buldunuz efendim İsot tarlasını? Çok güzel, çok keyifli. Daha önce böyle bir şeyden geldiniz mi efendim? Hayır, şu an çok keyif alıyorum. Ama acı değil mi İsotlarınız? Evet, acı. Evet. Ama oldukça lezzetli. Yediniz mi? Yedim. İsterseniz tekrar deneyebilirim. Vallahi sevinirim. Evet, bir tabii tane. Tabii ki. Ama güzel bir sot olsun lan. Çantada varmış, çantaya koymuş. Sayın Sot Parlak. Çantam arkadaşımda. Tamam, çantası arkadaşında efendim bir tane. Ama o küçük. Buradan evet, hay bunu. Efendim canlı yayında isot yiyoruz efendim. Acı mı? Değildir. Biraz daha yer. Yoksa yandık mı? Yandım valla, aydan getir. Acı mı efendim? Çok güzel. Peki sloganımız ne? Biliyor musunuz sloganımız efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Yerinde mi keyfimiz? Yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman bütün Bodrum'a buradan seslenelim mi? Bütün Bodrum'u bekliyoruz isot yemeği efendim. Hepinizi bekliyoruz, çok lezzetli. Evet efendim, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Efendim spor şube müdürümüz Sayın Aziz olur. Çiftçi. Müdürüm. Efendim. İsot toplama da bir spordur aslında değil mi efendim? Tabii. İsotun her şeysi bir spordur. Evet efendim. Yemesi de spordur, toplaması da spordur. Hazırlaması da isot. Evet. Her şeysiyle spordur. Tavsiye ederiz biber toplamayı, biber yemeği. Biber de yapalım müdürüm, isot. İsot evet. İsot yemeği, isot yapmayı, isotu üretmeyi, tüketmeyi, her şeyi tavsiye ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Evet, Büyükşehir Belediye'mizin Urfa Festivali dahilinde ilk başlangıcı bugün yapıldı. Tebrik ederiz tüm arkadaşlarımızı. Size de teşekkür ederiz. Sloganımız neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler efendim. Efendim bu İSOT içinde gerçekten İSOT Festivali'nin baş aktörü Sayın Mehmet Emin Özçınar. Sayın Genel Sekreter Amcımız ve yanımızda efendim onun biricik kızı var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba efendim. Ayşe Özçınar, sınıf öğretmenliği, son sınıf öğrencisiyim. Maşallah efendim, maşallah. İSOT sevdalısıyım aynı zamanda. Belli efendim zaten. Şimdi babanız bütün Türkiye'ye İSOT'u sevdiren adam olarak geçti. Teşekkür ederiz. Şimdi sıra evet, size öyle. Efendim. Zaten önce aileye sevdirdi, sonra... Evet. Topladık mı İSOT'ları efendim? Tabii ki de. Ben biraz geç kaldım. Niye? Baktık çok böyle güzel bir resim çıkıyor. Biz resim çekinelim derken biz geç kaldık. Resimlerin peşine düştük, isotları kaçırdık efendim. Aynen öyle oldu. Acıyla aramız nasıl? Yani çok fazla yiyemiyorum ama çok seviyorum. Nasıl yani? Hem yiyin hem seviyorum. İşte acımız büyük, keyfimiz yerinde yani. Büyük ama yiyoruz işte biraz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim halk burada diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Abdülmuttal Seyda anlatsın. Çok güzel. İsot topladık mı efendim? Evet. Abi. Nerede isotlar? Evet. Oo, sen çok toplamışsın. Evet. Acıyla aramız iyi mi efendim? Fazla değil. Nasıl fazla değil? Sen Urfalı değil misin? Urfalı. Neresin sen? Hürarşehir. Hürarşehir, hep Urfalı değil. Evet, çok güzel efendim. Ya Urfalıyız. Neredeymişiz? Urfalı. Slogan neydi efendim? Acımız büyük,
keyfimiz yerinde. Böyle kırız gibi olmaz ki, daha canlı. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok güzel. Sen tanıyalım efendim. Heybetullah Arıkuşu. Bak kuş gibi adam ya, Heybetullah. Bu ne festivali Heybetullah? Bu İSOT festivali. Ne festivali? İSOT. Çok güzel. Slogan neydi? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Topladık mı efendim? Evet. İyi toplamışsın ha. Hazırlar iyi bugün. Hı-hı. Sen nerelisin? Şanlıurfalıyım merkez. Bu. Nereymişsin efendim? Şanlıurfalıyım. Slogan ne? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler. Efendim Şanlıurfa'mızın değerli hanımefendileri efendim. Çay sandığı da burada. Sayın Yüzük Yolda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasıl, iyi misiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz efendim. Kırmızı İSOT tarlasında mavi giymişiz efendim. Evet, belirlesin diye. Madem, özellikle giydim. Maşallah doldurmuş ha. Madenimiz. Evet. Doldurmuşsunuz efendim. Evet, kocayı. Doldurduk hocamla birlikte. Madenimiz. Evet. En güzel acı diyoruz. Yakmayan acı. Evet. Bibersiz yaşayamayız. Ya bugün başka da demişti efendim. Ekmeksiz yaşarım. Evet. İSOT'suz yaşamam. Urfalı evet. Öyle. Urfan. Bugün ikincisi düzenleniyor. Ne söyleyeceksiniz efendim İSOT festivaliyle ilgili? Çok güzel. Tabii biraz eksiklikler var ama giderilecektir. Zamanla alışılacak. Evet. İnsanlarımızın ulaşımı. Mesela kaç tane otobüs vermişti belediyemiz sağ olsun. Boş geldiler. Yani halkımız da biraz duyarlı olmalı. Heşkoş'ta gidip yaptırız. Ağzınızda biber sürerim sizin. Evet. Öyle mi efendim? Aynen. Ben yedirmem ama sürerim. Evet. Aynen. Aynen. Slogan neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler. Hocam, ben siz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Keyfimiz yerinde hakikaten. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde. Her şey çok güzel. Hatice Hanım'ın dediği gibi bir takım eksiklerimiz var. Onlar da zamanla gidecektir. Ama umarım ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü bu festival hep böyle devam etsin. Slogan neydi efendim tekrar? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler efendim. Beyamızda bir genç hanımefendi var. Durun gitmeyin. Sen benim meslektaşım. Cennetten gelmiş efendim. Evet. Cennet vatanım. Tamam işte oradan geldik size. Evet. Hoş geldiniz. Fena mısın buyurun efendim. Evet. Şu anda zaten cennetin olduğu yerdeyiz. İSOT tarlasındayız. Evet, Urfalı için. İSOT'a bıcandık. Urfalı için İSOT cennet demek. Öyle mi? Yani şu anda da arkamız yemyeşil ve cennetteyiz biz. İSOT'suz hayat yok. Size geldim, size geldim evet. İSOT'suz hayat düşünemiyoruz. En güzel sabahlar İSOT'la başlıyor bizde. Diğeri neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz bekleyin önce hanımefendi efendim. Öyle, tabii önce hanımefendi arkadaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misiniz efendim? Muhteşem. İSOT'u görüp de iyi olmamak ama mümkün mü? Hani gurbette babasını görmüş gibi oluyor. Yani evet. Gurbette biz İSOT'un kokusuyla, tadıyla, lezzeti, hasretiyle yaşıyoruz yani. Evet, gerçekten yani işin esprisi değil. İSOT'suz bir yaşamı ben asla düşünemiyorum. Kesinlikle. Asla düşünemiyorum. Slogan neydi efendim? Burada yazıyor. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Evet, son olarak beyefendi efendim. Hoş hocam, geldiniz. Hocam kaptırmam İSOT'umu, kusura bakmayın. Evet, çuval doldurmuşuz maşallah efendim. Yok, daha var. Asıl çuval ileride. Öyle mi? Hitit metinlerinde bile Şanlıurfa'mızın iftarı olan çiğ köfte geçmektedir. Çiğ köftenin de kaynaklarından biri malum İSOT'tur. Son dönemlerde bununla ilgili bir takım maalesef katılım biraz düşüktü. Yine de belediye başkanımıza, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Slogan neydi efendim? Slogan, en güzel sabahlar İSOT'la başlar. Diğeri. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Şeyim, dileğim var, arzum var. Biz Urfa dışında işte en yakın olan Mersin gibi yerlerde Urfa İSOT'unu bulmakta zorlanıyoruz. Aslında bulamıyoruz bile. Evet efendim. Diliyorum ki ürün çoğalsın, ürün Urfa'nın dışına da çıksın ve biz gurbetteki Urfalılar da İSOT'la keyiflenelim. O zaman bütün şeylerimize Urfa'da evet. Onu gönderelim efendim. Aynen öyle. Çok teşekkürler efendim. Ve o güzel fotoğraf çeken arkadaşlarımız sevgili Murat Ayneli ve Lokman Ayneli. Yani burada bir parantez açmak istiyorum. Murat kardeşimizin Türkiye'nin birçok bölgesinde ödülleri var. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz tebrik ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel fotoğraf çekiyorsunuz ama evet. Benkin çekmiyorsunuz hiç. Az önce çektim. Öyle aklımı mi? Yemeyin. Efendim İSOT Festivali neler söyleyeceksiniz? İSOT Festivali çok güzel. Böyle bir kültürümüze sahip çıkılması ve belediyemiz tarafından ulusal alanda değerlenmesi bizim açımızdan, Urfalılar açısından çok güzel bir şey. Umarım giderek daha da yayılır. Bütün ulusal anlamda ve uluslararası arenalarda da şehrimizin, Urfa'mızın reklamlarını, tanıtımlarını görürüz inşallah. İnşallah. Peki bugün güzel fotoğraf çekebildik mi efendim? Evet, çok güzel kareler çıktı. Evet.
şeyde yöresel kıyafetli arkadaşlarımızla birlikte çok güzel fotoğraflar çektik. Belediye başkanımızın dediği gibi galiba bunları fotoğraf sergisinde göreceğiz. Ben onu soracaktım. Bir sergi olacak. Sergide sizin de sergide olacak evet. Mı efendim? Onu teslim edeceğiz. Göreceğiz fotoğrafları o zaman. Sergide zaten göreceksiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Lokman kardeşine de gel. Efendim Lokman da efendim bizim diğer kardeşimiz. Hoş geldin Sayın Aynel. Hoş bulduk. Efendim. Bu ailenin tamamı fotoğrafçı efendim. Çünkü bu işi sevmişler. Teşekkür ederiz. Evet, ne söyleyeceksin? Güzel bir festival. İlk önce şehrimizin yerel lezzeti olan isotu ulusal bazda tanıtmaları çok güzel bir şey. Evet, festival evet. Ve organizasyon adına da çok teşekkür ederim belediyemize. Evet. Tanıtımı yapılacak olan biberin bütün dünyaya tanıtılmasını evet, istiyorum. Lokman. İsot. Evet. İsot, evet. Biraz isot festival, doğru söylüyorsunuz. Evet. Slogan neydi efendim? Sloganımız neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Murat Bey, slogan neydi efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok güzel. Efendim bir de Ali Şekeroğlu. Ali Bey alayım size efendim. 10 parmağında 10 marifet. Evet Ali abi gel. Ali abi ya sabır ya Allah bizim efendim abimiz, büyüğümüz. Şanlıurfa'da fotoğraf dediğimiz zaman, tiyatro dediğimiz zaman. Hoş geldin abim benim. Hoş bulduk. Benim abim. Radyodan yıllarca beraber çalıştık efendim. Şimdi de fotoğrafçı olarak tiyatroda beraberiz. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misin abi? İyi Allah'a çok şükür, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Şimdi bu insanlar bütün boş vakitlerini, bütün zamanlarını, bütün kıymetlerini ne yapıyorlar? Sevgili Ali Şekeroğlu olsun, Sayın Sadık Alican olsun, Sayın Murat Aynalı olsun, Lokman olsun. Bunlar ellerinden geldiğince fotoğraf çekmek için çaba gösteriyorlar. Ne yapıyorlar? Adam bizim gibi gidip evde hanımın yanında oturmuyor. Gidip gümrükhanede oturuyor, tarihi mekanda oturuyor, fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. İnsanın boş vakti yoktur. Evet efendim. İnsanın vakti kıymetlidir. Çünkü hayat insana sunulmuş bir armağandır. O yüzden yerinde ve dolu dolu geçirmek lazım. Ben boş zaman sözüne inanmıyorum. Kabul etmiyoruz o sözü efendim. Evet. Boş zaman diye bir şey yoktur. Ne İnsan boş zamanı varsa kendisi de boştur. Yani eyvallah. Ali abi tiyatro, evet. Fotoğraf, sinema. Abartmayalım tamam. Nasıl oluyor? Radyo, kendi halimde bir adam. Evet. Evet, kendi halimde bir insanım. Sanat severiz efendim biz. Ben evet, sanatın her türlüsünü, her dalını seviyorum. İsot. İsot'u da seviyorum. Özellikle kahvaltıda fırına götürüyorum. Geçen fırında rastladım. Adam şimdi isotun birini yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı saplamış. Evet. Başka isot verdiler. Dedi bu benimki de gel. İsotumu verin. Kavga çıkaracaktın derdi. İsot evet güzel bir bitki. Baharat olarak da kullanılıyor. Urfa'nın da önemli bir değeri. Belediyenin böyle bir şeye sahip çıkmış olması, etkinlik yapması gerçekten takdire şayan güzel bir şey. Slogan neydi efendim? Slogan acımız büyük, keyfimiz yerinde. Çok güzel. Evet canım. Bir de Sadık Ali Can. Abi gel abi. Ali abiyle biz Şanlıurfa Mutfak Müzesi'ni tanıtırken bana eşlik etmişti. Eyvallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de ama hakikaten şimdi mesela siz olun, Ali Bey olsun, Murat olsun. Hep böyle perde arkasındasınız. O güzel eyvallah. Kareler siz de kalıyorsunuz. Eyvallah. Ama görünmüyorsunuz. Bizimki de böyle. İnsanlar evet. Fotoğraflardan bizi görsünler, şehrimizi evet. Tanısınlar. Tabii mevzu isot olunca isotla ilgili bir bilimsel açıklık da getirelim. İsoda Türkiye'de hatta dünyada en doğru ismi veren şehir Şanlıurfa'dır. Çünkü biber Meksika hiyerogliflerinde piperax diye geçer. Evet. Ama isot Urfa'nın öz Türkçe'de ısı otunun isota çevrilmiş yani deyimidir. Yakan evet, yakan yani. Ot. Bu yüzden en doğru şekilde telaffuzu yapılan, en doğru şekilde üretimi yapılan, en doğru şekilde yemesi gerçekleşen isotumuz festivallere layıktır. Büyükşehir Belediye'mizi tebrik ediyorum ve bunun yanı sıra sloganımız acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ama hakikaten ya Urfalı isotu seviyorlar. Ama abi şimdi o kuruyana kadar, sofraya gelene kadar yani analarımız ne zahmetler çekiyor. Ya. Yani haklılar yani. Şimdi ya. Git bir Urfalı anneden bir bardak isot iste vermez. Evet vermez. Ben de olsam ben de vermem. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Çok kolay teşekkürler. Gelsin. Eyvallah. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. 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 Şükran. Acımız büyük. Ekli ekli. Urfa. Ahsen. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Ne kadar acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Yerinde. Akıl. Akıl. Akıl akıl. Çünkü unuttum beni sofraları.